Bu uçak aniden kontrolden çıktı ve düşmeye başladı. Yardımcı pilot bir çözüm olup olmadığını görmek için hemen bir kontrol listesi çıkardı. Ancak bu hiçbir işe yaramadı. Bu noktada uçak Tokyo'ya 6 saat uzaklıktaydı. O kadar uzağa uçmak çok riskliydi. Bu yüzden kaptan uçağı 2 saat uzaklıktaki havalimanına indirmeyi düşündü. Kaptan pilot derhal yardımcı pilottan havaalanı ile temasa geçmesini istedi. Yardımcı pilot 2 kez üst üste aradı ama yanıt alamadı. Uçak iki kıta arasında okyanusun ortasındaydı. Burada iletişim çok kısıtlıydı.